Ya Allah. Sadaka Allahu al-Azim. Al-Fatiha. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırması ve Peygamberimizin İsra ve Miraç mucizesine şahit olması bu üstünlüğünün sebeplerinin başında gelir. Evet, bugün günlerden Kudüs. Bugün Kudüs'ü konuşmamızın, gündemimizde tutmamızın tek bir sebebi var. Barbar Siyonistlerin mukaddes topraklarda işlediği katliamlar, vahşet ve süre gelen işgal. Katil İsrail! Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! İslam coğrafyasındaki acıların ana merkezi olan Siyonist işgal son bulmadıkça acılarımız dinmeyecek, tefrika ve fitne son bulmayacaktır. Bugün günlerden Kudüs. Ve bizler unutmadık. Ne 1948'deki Deir Yasin katliamını, ne 1981'de Beyrut, ne 1982'de Sabra Şatilla katliamını, ne 1994'te El Halil katliamını, ne Cenin, ne Gazze ve ne de Mavi Marmara katliamını unutmadık, unutmayacağız. Müslüman uyuma, bu dünya sahip çık. Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık. Müslüman uyuma, Kudüs'e sahip çık. Bugün günlerden Kudüs. Bizler unutmadık ve tekrar hatırlatıyoruz. İhanetin bedelinin ödetildiği Hayber'i, 2006-33 gün savaşını, 2009 Furkan Savaşı zaferini unutmadık, unutmayacağız. Milyonlarca Müslüman kanının akmasında direkt veya dolaylı olarak pay sahibi olan Siyonist teröristler şunu bilsin ki akıbetleri geçmişlerinden farklı olmayacaktır. İşledikleri her cürmün hesabını hem dünyada hem ahirette ödeyecek, akıttıkları kanda boğulacaktır. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Buradan bir çağrı da İslam ülkelerinin idarecilerine yapmak istiyoruz. Nedir bu zillet haliniz? Artık prangalarınızdan ne zaman kurtulacaksınız? Esareti bu kadar mı kabullendiniz? Neden idare ettiğiniz toplumların sesini duymuyorsunuz? Neden müntesibi olduğunuz İslam'ın izzetine göre hareket etmiyorsunuz? Neden hala Siyonistlerle ve onun topraklarımızdaki uzantılarıyla askeri ve iktisadi işbirlikleri yapıyorsunuz? Daha önceleri de defalarca taleplerimizi dile getirmiştik. Bunları yineliyoruz. Artık Siyonistlerle olan askeri ve ekonomik işbirliklerini sonlandırın. Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan edin ve buna ilişkin pratik adımlar atın. Yıllardır büyük sıkıntılar çeken, saldırılara uğrayan Gazze'nin üzerindeki ablukanın kalkması için her türlü baskıyı oluşturun. Siyonist sermayenin ülkemizde ticaret yapmasına izin vermeyin. Filistin topraklarını işgal altında tutan Siyonistlerin meşru olmayan rejimini tanımaktan da vazgeçin. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür kalmasında samimi olanlar bu pratik adımları atmalıdırlar. Şikayet ve sitem icra makamında olanların işi değildir. Hükümet edenler bunun gereğini yapmakla mükelleftir. Yoksa bu mazlum halkın eli hem dünyada hem de ahirette siz yöneticilerin yakasında olacaktır. Hayır!